Merhaba değerli arkadaşlarım. Dersimize hoş geldiniz. Atışlar başlığı ile ilgili ilk dersimizde birlikteyiz. Kısa başlığımız atışlar ama biz konuyu yeryüzünde hareket olarak da değerlendirebiliyoruz arkadaşlar. Öncelikle genel yorum bilgilerimizi hatırlayacağız. Onun üzerine arkadaşlar konunun içerisine girmeye çalışacağız. İlk aklımıza gelen şey ortam özelliklerine göre atışlar ikiye ayrılır diyoruz arkadaşlar. Nedir bunlar? Ortam özelliği deyince önce arkadaşlar hava ortamında yani bakın hava ortamında diyoruz. Yani günlük yaşamda günlük yaşam içinde atışlar diyoruz. Değerli arkadaşlar bu aslında günlük hayatımız içinde var olan bir durumdur. Hava direnci etkilidir diyoruz bu durumda ki günlük hayatta da öyledir arkadaşlar. Yani hava ortamında günlük yaşamda yukarı doğru attığımız bir taş aynı büyüklükte hızla elimize tekrar dönmez arkadaşlar. Daha düşük hızda döner. Ama bunu en sonda anlatmaya çalışacağım. Şu an yorum olarak size bilgi vermek için bahsettim. İkinci olarak arkadaşlar düşünmemiz gereken havası boşaltılmış ortam. Yani biz ona havasız ortamda havasız, diğer adıyla sürtünmesiz ortamda atışlar. Arkadaşlar biz sorularımızın çoğunu ikinci bölümde ele aldığımız kısım üzerinden yapacağız. Çünkü daha matematik olarak kullanışlı bir bölümdür. Olayın mantığını anlamamıza yardımcı olacak bir bölümdür. Anlaştık mı? Ona göre iki durumdan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Bir de arkadaşlar hareket düzlemine göre de atışlar iki gruba ayrılır. Ne yapıyoruz bakın? Tek boyutta atışlar, iki boyutta atışlar. Tek boyutta dediğimiz zaman doğrusal. Buna biz arkadaşlar birinci öncelik olarak ne diyoruz? Serbest düşme arkadaşlar. Serbest düşme. Tek boyutta bir hareketi temsil eder. Bir de arkadaşlar yukarıdan aşağı bakın yukarıdan aşağı düşe atış diyoruz. Bu ilk hızlı olacak. Bir de arkadaşlar aşağıdan yukarı düşe yatış diyoruz. Bunlar tek boyuttadır arkadaşlar. Doğrusaldır diyoruz. Bir de arkadaşlar iki boyutlu atışlarımız var. İki boyutta deyince aklımıza yata yatış ve eğik atış gelir. Eğik atış bize piki atışını hatırlatır arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet bu temel bilgilerimiz mutlaka hafızamızda olsun. Sözel sorular sorgulandığında bunları mutlaka kullanacağız. Yine birkaç temel bilgimizi burada da hatırlatalım. Devam edelim arkadaşlar. Bilgi ve kabuller diyorum. Yer yüzeyine yakın mesafelerde yer çekimi ivmesi sabit kabul edilir. Bunu daha önce farklı konularda da yine bahsetmiştik arkadaşlar. Temel fizik bilgisi olarak da alabilirsiniz. Yer çekimi ivmesi değeri lise müfredatında aksi söylenmedikçe 10 metre bölü saniye kare veya 10 newton bölü kilogram olarak alınır diyoruz. Zaten sorularda veriyoruz bunu arkadaşlar. Anlaştık mı? Ama üniversiteye gittiğiniz zaman mühendislikte arkadaşlar G10 olarak alınmaz. Çünkü orada hesap makinesi sınavlarda kullanılır, serbesttir ve 9.81 Metre bölü saniye kare olarak genellikle verilir. Aklınızın bir köşesinde dursun. Bir de arkadaşlar ay yüzeyindeki çekim ilmesi, Dünya yüzeyindeki çekim yaklaşık 6'da 1'i kadardır. Yani Dünyanın çekimimesi, ayın çekimimesinin yüzey bazlı baktığınız zaman altı katına denk geliyor. Anlaştık mı ortalama? Bir diğer cümlemiz arkadaşlar, soru çözerken bakın yıldız atıyorum şöyle, sorularımızda hava ortamı ya da gerçek yaşam bölgesi denilmedikçe, tabi yine soru verilerine dikkat ediyorsunuz arkadaşlar, ışıklara dikkat ediyorsunuz, havasız yani sürtünmesiz ortam ele alınır demektir. Yani sorudan bunu anlayacağız arkadaşlar. Ona göre dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Tamam? Hemen buradan yine basitçe bir soru sormakta yarar görüyorum. Güzel bir örnek olsun dedim arkadaşlar. Hava direncinin etkili olmadığı dünya ve ay yüzeyinde bir basketçi aynı kinetik enerjiyle bakın aynı kinetik enerjiyle sıçrıyor. Gerekli yaşam şartlarının sağlandığı biliniyor. Yani havasızlıktan ölmüyor demektir bu. Zaten hava direnci etkili değilmiş dünyada da. Evet. Dünya yüzeyinde 1.8 metre sıçradığına göre A yüzeyinde kaç metre zıplamıştır diyoruz. Sevgili arkadaşlar bu sorunun benzeri daha önce ÖSYM'nin sorduğu sorulardan biridir. O yüzden hiç konu bilgisine girmeden direkt cevaplamak istediğim için bunu başa aldım tercih ettim arkadaşlar. Hemen şöyle düşünüyoruz. Dünyada zıplamak mı daha kolaydır? Ayda zıplamak mı? Oradan yorumla, yorumla halledelim bakın. Dünyada çekilmesi büyük ayda çekilmesi küçük. Yukarı doğru zıplarken arkadaşlar çekilmesi bizim uzaklaşmamızı istemez. Dolayısıyla ayda daha fazla zıplarız. Doğru mu? Buradan yola çıkarak cevaplarsanız o zaman 1.8 metreyi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? 6 ile çarpıyoruz. 6, 6, 8, 48, 10, 8 metreye denk geliyor. Gördünüz mü? Cevabımız eşit oldu. Anlaştık. Tabii bunların ayrıntılı hesabı üzerine duracağız. Şu an hiç formül falan kullanmadan düz mantıkla halledebileceğimizi ifade etmeye çalışıyorum. Anlaştık mı? Hemen burada bir eğlence sorusu da aldım sizin için arkadaşlar. Buna ne dersiniz? Biliyorsunuz çekirgeler iyi zıplayıcılardır. Dünyada 60 cm sıçrayan çekirge ayda kaç cm sıçrar? Cevabınız hmm Az önceki mantıkla arkadaşlar değil mi? Ayda 6 katı zıplar diyeceksiniz. Ama zıplayamaz arkadaşlar. Niye zıplayamaz? Çünkü ayda ölür arkadaşlar. Yaşayamaz. Gerekli yaşam şartları sağlanmış olması lazım zıplaması için. Anlaştık mı? Evet. Bu da bir hatıra olsun size bizden. Değerli arkadaşlarım şimdi konumuzun içerisine giriş yapalım bakalım. Öncelikle arkadaşlar havalı ortamı değil de havasız ortamı anlatmak istiyorum. Havalı ortamla ilgili çalışmalarımızı en sona atacağım. Havasız ya da hava direncinin etkili olmadığı ortamda atışları görüyoruz. Değerli arkadaşlar ilk önce e, serbest düşme ki atışlardaki bizim en önemli elemanımızdır. Anlaştık mı? Zaten sınav sistemimizde arkadaşlar çok ağır işlem soruları olmayacak. O yüzden konunun en önemli tarafıdır serbest düşme. A grubu ve en değerli grup olarak da değerlendirebiliriz. Hemen burada anlatımımıza dikkat edelim. Yorumlamak için anlatımı dikkatli izliyoruz arkadaşlar. Bakıyorum. İlk hızsız serbest düşme dediğiniz zaman ilk hızı yok demektir. Yani bırakılan anlamına geliyor. İlk hızsız sabit himeni doğrusal hareket diye tanımlıyoruz. Değerli arkadaşlarım, cismi havada ve daha doğrusu belli bir yükseklikte bıraktığınız zaman hava direnci yok. Cismi etkiden tek kuvvet kimdir arkadaşlar? Ağırlıktır. Doğru mu? Başka kuvvet yok çünkü. Ağırlık net kuvvet olarak kalıyor. F eşittir MA'dan yerine yazdığınız zaman emler gidiyor mu arkadaşlar? O zaman dikkat ederseniz ivmemiz ne kadar oldu? G kadar. O zaman biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Aslında hareketteki A iğmesinin yerini atışlarda G olarak değiştirmiş oluyoruz, almış oluyor. Doğru mu? Doğru. Bu durumda arkadaşlar o zaman iğmemiz aşağı doğru ne kadar oldu? G kadar oldu değil mi? O zaman G ivmesiyle bu T kadar sürede aşağı inecekse yere doğal olarak neyle çarpar? Belli bir hızla çarpar. Çarptığı hızımızı V olarak alırsak arkadaşlar Hareketten bildiğimiz kavramı hemen ifade edelim. İlk hızımız yok. G ivmesi var. T kadar süre geçiyor. O zaman G çarpı T kadar hıza ulaşmış olur. Doğru mu? Yön olarak aşağı yöndedir. Bakın yukarı yön artı aşağı yön eksi olarak tanımlarsak eksen bazlı baktığımızda bu şekilde tasarlayabiliyoruz. H kadar yükseklikten de bıraktığımızı gördük. Bu bilgilerin ışığında hemen arkadaşlar olayımızı devam ettirelim. Bakın çekim ivmesi hareket boyunca ivmemizin arkadaşlar kısa mesafelerde atışlar konusunda sabit olduğunu baştan söylemiştik, kabul ettiğimizi. Aksi söylemedikçe de sabit almaya devam ediyoruz bunu. Dolayısıyla atış durumunda arkadaşlar ivmenin yönü aşağı doğru olduğu için orijinal profesyonel grafiğini çizersek ivme altta kalır. Grafik arkadaşlar zamanla atışlarda ivme değişmez diyoruz. Görüyorsunuz. T kadar süre sonunda ivmemiz yine G kadardır hareket boyunca. Anlaştık mı? Hemen buradan şöyle yapalım. Buradaki alan arkadaşlar hız değişimini veriyordu biliyorsunuz ivme zamanda. İğme zamanda alan hız değişimini veriyorsa hemen delta V eşittir. Eksi G çarpı T olarak bunu yazabiliyorum. Gördünüz mü? Zaten yere çarpma hızını da bu yöntem üzerinden bulabiliyoruz. Değerli arkadaşlarım hemen yan tarafa geçiyorum. Hız zaman grafiği en değerli grafiğimiz arkadaşlar. Tabii grafiklerle ilgili bir değerlendirmemiz vardı bizim. İğme zamanda zaman eksenini biraz önemli alıyorduk. Altına çift çiziyoruz. Hız zamanda zaman ekseni çok önemli. Üst taraf artı yön, alt taraf eksi yön. Konum zamanda zaman eksenine değer vermiyorduk arkadaşlar. Şimdi sorgulamamıza devam ediyorum. Hız zaman grafiğinde ilk hızımız sıfır. Hareketimiz aşağı yönde olduğu için da grafiğimiz nerede olacak o zaman altta olması gerekecek. Doğru mu? Ve sabit iğmeli olduğuna göre ilk hızsız düzgün hızlanan olacak. Hemen bakıyorum ben arkadaşlar. Kazandığımız hız eksi v'ye kadar olacak o zaman. T kadar süre geçecek. Doğru mu? Peki aldığımız yol ne kadar olacak? Onu da h kadar olarak tanımlıyoruz. Altta olduğu için işareti eksi'dir diyoruz. Eksi yönde bir yer değiştirme vardır demektir bu. Doğru mu? Doğru. Değerli arkadaşlar yine hareket bilgilerimizden yola çıkarak hemen konum zaman grafiğini de çizip bitirmek istiyorum. Sonra formül düzenlemelerine bakalım. Konumu atıldığı yer olarak alırsak, sıfır konum olarak atıldığı yeri alırsam o zaman aşağı yönde yol alıyor ve sabit ivmeli düzgün hızlanan bir grafik o zaman şöyle yapıyoruz hareket grafiklerini hatırlayacaksınız arkadaşlar. Buna biz ne diyorduk? Evet. Eksi h kadar yer değiştirmiş oldu. T kadar sürede. Buna biz hızlanan olduğu için arkadaşlar genç k'nın alt bacağı diyebiliyoruz. Bunu, bu yöntemi hareketten hatırlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Buraya kadar hatırlatmalarımızı yaptık. Hemen arkadaşlar eksiklerimizi Tamamlayalım şimdi de. Şöyle hatta yapayım rengimi biraz daha koyu seçeyim. Hız zaman grafiğinde alan yolu veriyordu doğru mu? O zaman h'ın değerini hesaplarken arkadaşlar bakın alandan bulursanız V çarpı T bölü 2 üçgen alanı gördünüz mü? Güzel. Peki V yerine G çarpı T yazabileceğiniz için arkadaşlar haşa aynı zamanda V yerine GT yazarsanız 1 bölü 2 gt kareye dönüştürebiliyorsunuz. Gördünüz mü? Çok güzel. Aslında aynı yöntemle iki yeni formül düzenlemiş olduk. Yani aynı yaklaşımda birbirinden ürettiğimiz formüller olarak düşünebilirsiniz. Anlaştık mı? Güzel. Bir de arkadaşlar enerji formülü var bakın enerji diye yazıyorum. Enerji korunumundan çıkartacağız. Bunu aynı zamanda zamansız diyorum. Dikkat edin. Hemen arkadaşlar şöyle düşünelim. Mekanik ilk eşittir mekanik son diye yazdığınız zaman. Bunu da iş enerji korunumundan, iş enerji korunumundan hatırlayabilirsek ilk mekanik cismi bıraktığımız zaman yerden yüksekliğine göre sahip olduğu potansiyel enerji var. Ne kadar? MGH kadar. Yere indiğinde Cisimin boyutu tanımlanmadığı zaman 1 bölü 2 m v kare kadar hepsi kinetiğe dönüştü diyoruz. Doğru mu? Bu durumda değerli arkadaşlar formülize edelim sonlandıralım. M'ler gidiyor. O zaman yere çarpma hızı kütleden bağımsız oldu. Gördünüz mü? Evet. O zaman yere çarpma hızının değeri arkadaşlar v kare eşittir 2g olarak tespit etmiş olduk. Aslında bu formülü e, demin hız zaman grafiğindeki alandan yerine koyarak da bulabilirdim isteseydim. Oradan da kontrol yapabilirsiniz. Anlaştık mı? Gayet güzel. Arkadaşlar düzenimize dikkat edelim. Bunlar için temel bilgileri diyoruz. Bu bilgilerin üzerine bakalım neler daha ekleyeceğiz. Hmm. Hemen bir iki tane soru çözelim arkadaşlar. Kolayından olsun istiyoruz. Önce formüllerle soru çözmeyi bir görelim arkadaşlar. Havasız ortamda yerden 80 metre yüksekten bırakılan diyor. Bırakılan diyorsa ilk hızımız 0 arkadaşlar. Önce bir kere bunu yakalıyoruz. Yere kaç saniyede ve kaç metre bölü saniyede çarpar? Verilenler nedir arkadaşlar? Bu tür sorularda bakın. Verilenleri yazalım. Klasik bir soru. Verilenler diyoruz. Dikkat ederseniz H 80 metre verilmiş. Doğru. Ee, G'yi zaten 10 vermiş bize. Problem yok. Neyi soruyor? T'yi soruyor. Bir de yere çarpma hızı V'yi soruyor. Doğru mu? Bunlar elimizde dursun. Şimdi arkadaşlar formül kullanırken az önce öğrendiklerimizi kullanırken aklıma ilk önce H eşittir. 1 bölü 2 GT kare eşitliği geliyor. Matematik modellemesi geliyor. Değerleri yerine koyalım. H ne kadar? 80 metre. Yani H diyelim. Ben H demeye alışmışım arkadaşlar. O yüzden onu değiştiremiyorum. 1 bölü 2 G ne? 10 çarpı t kare. Bu durumda arkadaşlar götürürseniz t kare eşittir 16'dan t eşittir 4 saniye yapar. Demek ki yere 4 saniye diner. Henüz pratik çalışma göstermediğim için arkadaşlar bilen arkadaşlarım hemen hocam ben şöyle yaparım diyebilirler. Biz de yapacağız merak etmeyin. Hava atmaya gerek yok yani. Evet hemen devam edelim arkadaşlar. Yere çarpma hızını bulacaksam V eşittir G çarpı T diyorum. Hemen burada V eşittir. G'yi 10 vermiştik. T'yi de 4 bulduk mu arkadaşlar? O zaman yere 40 metre bölü saniye hızla çarpıyor. Hmm. Bir de arkadaşlar zaman da kullanabilirdim aslında. V kare eşittir 2GH'dan. g Bakın. Şimdi yere çarpma hızını direkt hiç zamanı bulmadan bulabilirdim aslında bu yolla. Eşittir 2 çarpı 10 çarpı. H ne kadar? 80. Buradan arkadaşlar V kare 1600 mü yaptı? O zaman V eşittir 40 metre bölü saniye olduğunu görebildiniz değil mi? Özellikle bu yöntemi gösterdim. Mecbur kaldık mı sayısal işlemleri formüllerle bu yollarla çözebiliriz. İsterseniz o zaman grafiği çizerek de çözebilirdiniz arkadaşlar. Anlatımı o yüzden öyle yaptım. Hemen bununla ilgili bir soru daha çözmek istiyorum. Bakın deminki soruda arkadaşlar az önce çözdüğümüz soruda vergilerde pratik görünce hiç gerek yokmuş diyeceksiniz ama şimdi formülleri kullanmak zorunda olduğum sorular olabilir. Şimdi o yüzden dikkat ediyorum. Değerli arkadaşlar havasız ortamda yine bak bu sefer 60 metre yüksekten yine bırakılan demiş. Yere kaç saniyede ve kaç metre bölüseniz de çarpar. Aslında aynı mantıkla sormuş soruyu. Verilenler Arkadaşlarım yine haşımız ne kadar? Ama bu sefer 60 metre vermiş. T'yi ve Neyi soruyor bize? Yere çarpma hızını soruyor. V'yi. Hemen arkadaşlar ne yapalım biz? H eşittir. E, 5T kare direkt yerine yazdığımı kabul edeyim. Deminkinden hızlandırayım. 60 eşittir 5T kareden. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? T eşit. T kare eşittir 12. T eşittir 2 köküç saniye yaptı. Doğru mu? Aa, Gördünüz. Peki hemen arkadaşlar V eşittir G çarpı T. Bu sefer bakın köklü çıktığı için bu yöntem bizim için gerekli demektir diyebiliyoruz. Arkadaşlar 10 çarpı 2 kök 3. Dolayısıyla V eşittir 20 kök 3 metre bölü saniye hızla yere çarptığını gördük. Hocam bunu da zamansızdan yapabilir miydik? Yapabilirdik. Niye yapmayalım ki? Bakın V kare eşittir 2 GH. V kare eşittir 2 çarpı 10 çarpı h ne 60 mı? 1200. O zaman v kare eşittir 1200. Buradan arkadaşlar v eşittir kök içinde 1200. 400 çarpı 3'ten 20 kök 3 olarak çıkar diyoruz. Metre bölü saniye birimleri de yazıyoruz. Anlaştık mı? Ha, bakın e, zamansızlığı kullanıp da hiç haşı kullanmadan doğrudan daha doğrusu ilk formülü kullanmadan yere çarpmazını bulduktan sonra süreyle bulabilirdik. Anlaştık mı? Gayet güzel. Devam ediyorum. Arkadaşlar pratik uygulamalara geçiş yapacağım ama öncesinde sizinle hareketle ilgili bir durumu paylaşmak ve onu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi. Dikkatli olalım bir lütfen. İlk hızsız bakıyoruz. İlk hızsız sabit imeli doğrusal hareket. Hatırlayın. Yatay düzlemde bakın. İlk e, ilk hızı olmayan hem kütleli bir cisim f kadar kuvvet uygulanmış f justir, ma'dan sabit imeli pozisyon almış. Doğrusal bir yolda. Bu durumda arkadaşlar nelerle muhatap olacağız? Bakıyoruz şimdi. Dikkat edelim. Hız zaman grafiğini de hazırlamışım ben sizin için. Şunu göreceğim arkadaşlar. İlk hızı yok. Hız zaman grafiği. Hemen o zaman şu ilk alana, en küçük alana x diyelim. O en küçük alanımız x ise arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. O v çarpı t bölü 2 oldu mu? Hmm, çok güzel. Şimdi arkadaşlar. Ben o zaman bakın bu alana x dedim. Peki şöyle yapsam. Şimdiki alanımız ne olur desem bakın. Bu bilgiyi kullanarak arkadaşlar bunu yan kenara kaydettik. Elimizde duruyor bizim güzel. Şimdi diyorum ki 2v çarpı 2t bölü 2. Ne kadar olur arkadaşlar dikkat edin. 4x olur gördünüz mü? Şimdi o zaman burasının alanı 4x yaptı tüm alan. Peki bu alan ne kadar yapar o zaman? Dikkatli bakın aynı yöntemle yapıyorum arkadaşlar. 3v çarpı 3t bölü 2'den bu sefer 9x yapar gördünüz mü? Buraya da 9x dedim. Peki şöyle olsaydı o zaman arkadaşlar 4v çarpı 4t bölü 2'den ne yapar? 16x yapar gördünüz mü? Burası da 16x yaptı. Çok güzel. O zaman şöyle bir durumla karşılaştınız mı arkadaşlar? Bakın ilk alan x'ti. Sonra burası o zaman 3x, 5x, 7x. Yani geometride benzerlik olayı var mıydı? Ayrıtların oranı karesi alanların oranını veriyordu. Doğru mu? Tam bir geometri konusu arkadaşlar. Zaman grafiğinde alan, yolu, yer değiştirmeyi verdiği için geometri bilgisini %100 oranda kullanabilirsiniz. Tamam mı? Çok güzel. Bu oran her zaman geçerlidir arkadaşlar. Burada dikkat edeceğiniz önemli bir nokta da şu var. Sürenin başındaki katsayıların toplamı aradaki yolun x cinsinden katsayısını veriyor. Fark ettiniz mi? Çok güzel. Bu şu anlama geliyor. Burada yakaladığımızı arkadaşlar şekil üzerine de aktaralım bakın. Eğer diyoruz yolları bakın x 3x 5x 7x diye tanımlarsanız nereden ne kadar hız ve şeyle e, yolla geçtiğini yakalayacaksınız bakın. Buradan arkadaşlar V ile geçiyorsa buradan 2V ile buradan 3V ile buradan da 4V ile geçer. Doğru mu? Doğru. Baştan itibaren aldıkları yolları da arkadaşlar bu şekilde tanımlıyorsunuz bakın. Gördünüz mü? Yani burada aldığı yol x buraya kadar 4x 9x ve 16x oldu gördünüz mü? Hmm. Aralıkları alma süreleri de ne oldu doğal olarak? Her aralığı arkadaşlar t sürede alıyor bakın gördünüz mü? Çok güzel. Bu arayı da arkadaşlar t sürede aldı her aralığı t sürede aldı gördünüz? Evet bu tasarım aklınızda var idi biz de hatırlatmış olduk size arkadaşlar gayet güzel. Peki bunu serbest düşmeye uyarlasak arkadaşlar? Serbest bu anlamda en önemli elemanımız. Serbest sunma bulduğumuz bütün formülleri yazdım buraya. Gördünüz mü? Gördünüz. Dikkatli inceleyelim arkadaşlar. Aynı şey zaman grafiği. Düşeyde aşağı doğru iniş olduğu için grafiği altta çizmemiz daha doğrudur diyoruz. Hemen önce veriler üzerinden konuşalım. Bakın arkadaşlar en küçük alana burada H demek istiyorum o zaman. Az önceki mantıkla bakın arkadaşlar. O zaman burası H kadarsa 2T'ye karşı 4H, 3T'ye karşı 9H, 4T'ye karşı 16H olacak. Baştan itibaren alınan yol geometrik olarak. Doğru mu? Alt taraf, üst taraf artı yön. Alt taraf eksi yön olduğu için alttaki yolların, yer değiştirmenin işareti eksidir. Onu ayrıca tutuyoruz hafızamızda. O zaman aralıklar ne olacak arkadaşlar? Bakıyorum hemen. Dikkatle bakın. H, 3H, 5H, 7H oldu. Doğru mu? Az önce anlattığım olayın birebir aynısı oldu mu arkadaşlar? Oldu. Mükemmel. Peki bunu sayısal değer olarak yine kullansak. Çekimimizin 10 olduğunu biliyoruz. Çekimimiz 10 sabit olarak bilindiği için buna göre değerlerimizi düzenlersek arkadaşlar o zaman dikkat edin. 1 saniyede hızımız 10'a çıkıyor. 2 saniyede hızımız 20, 3 saniyede 30, 4 saniyede 40 oluyor. Aşağı doğru olduğu için eksi işaretlerini koyduk. O zaman en küçük alanımız arkadaşlar ne olacaktır? Dikkat edin süre yerine 1 koyduğumuz zaman 5'te kareden arkadaşlar 5 metre yapıyor. Yani şu alan 5 metre yapıyor. Doğru mu? Yani şurası ne kadar olan bölüm 5 metre. 2 saniyede de aldığımız zaman 2 çarpı 20 bölü 2'den 20 metre oluyor. Doğru mu? Şu alan ne oluyor arkadaşlar? 20 metre oluyor. O zaman 3 saniyede alınan yol ne kadar olacaktır? 3 çarpı 30. 90 bölü 2'den 45 metre. Üçgenin alanından buluyoruz. Peki 4 saniyede ne oluyor o zaman? 4 çarpı 40-160 bölü 2'den 80 metre. Gördünüz mü? Çok güzel. O zaman arkadaşlar şu alanları da renk değiştirerek yapalım. 5 metre. Burası o zaman 15 metre. Burası 25 metre. Burası 35 metre şeklini alır. Yine grafikteki yön konusunu hatırlatmış olalım arkadaşlar. Artı yön, eksi yön. Üst taraf, alt taraf. Doğru mu? Doğru. Bakın fotoğrafları üst üste koyduk arkadaşlar. Olayı yakalamanızı, çalış, yakalamanızı sağlamaya çalışıyoruz. Anlaştık mı? Bunlar temel bilgilendirmeler. Hemen bunu pratik atış panosuna çeviriyorum bakın. Referans serbest düşmedir. Formüllerimizi ortaya yazdım gördünüz mü? Gördünüz. G'yi de 10 olarak aldığımızı dikkate aldığınızda arkadaşlar. Önce bunu e, her iki tarafta değerlendirmemizi yapalım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Mesela serbest düşmeye bırakılan bir cismin süre analizini yapmışız. Birinci saniye sonunda burada. Arkadaşlar Kazandığımız hız değerlendirmesini aldığımız zaman buradaki hızımız ne olur? O zaman 10 metre bölü saniye olur. Doğru mu? 1 saniyede onlu hız kazanır. 2 saniye sonunda hızımız 20 metre bölü saniye olur. 3 saniye sonunda hızımız arkadaşlar 30 metre bölü saniye. 4 saniye sonunda hızımız 40 metre bölü saniye olur. Gördünüz mü? Çok güzel. Renk değiştiriyorum arkadaşlar şimdi. Bakın 1 saniyede aldığımız yol 5 metre. 2 saniyede aldığımız yol 20 metre. 3 saniyede aldığımız yol 45 metre. Peki 4 saniyede aldığımız yol 80 metre. Bunlara da dikkat ettiniz. Doğru mu? Eşleşmelere dikkat edin arkadaşlar. Hemen burada şöyle bir tahlil daha yapmak istiyoruz. Zaman bu aradaki mesafe ne oldu? 5 metre. Peki ikinci aralık ne oldu arkadaşlar? Fark ettiniz mi? 15 metre. 3. aralık 25 metre. Dördüncü aralık 35 metre aradaki farklar panoyu oluşturuyoruz bakın anlaştık çok güzel hemen arkadaşlar ya hocam G'nin 10 olmasını vermeseydi sayısal değerleri bu anlamda değil de oransal bulsaydık ne olurdu yine aynı mantığı kullanıyorum önce kırmızı kalemimi alayım arkadaşlar Şimdi mavi kalemimi alıyorum önce hız konusuna geldiğimiz zaman t sürede kazandığımız hız v ise 2t sonunda kazandığımız hız 2v 3t sonunda kazandığımız hız 3v 4T sonunda kazandığımız hız 4V olur. Doğru mu? Doğru. Hemen kırmızı kaleme geçelim. Arkadaşlar T sürede aldığımız yol arkadaşlar H kadarsa 2T'de aldığımız yol ne olacaktır? 4H. 3T'de aldığımız yol 9H. 4T'de aldığımız yol 16H. Arkada zaten düzenlemiştik. Doğru mu? Formüllerinde kontrol edebiliyorsunuz. Hemen arkadaşlar mavi yeşil kalemimizi aldık. İlk aralıktaki alınan yol haş kadarken ikinci aralıkta alınan yol 3 haş. Üçüncü aralıkta alınan yol 5 haş. Dördüncü aralıkta alınan yol 7 haş oldu. Gördünüz mü? Çok güzel. Arkadaşlar panomuzu düzenledik. Bakın pratik panolarımızı da oluşturduk. Yöntemini anlattık. Bir sonraki dersimizde pratik atış panosunu ilgilendiren soruları bol miktarda çözmeye çalışacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar, kolay gelsin.